Evet, الدرس الثامن ذكريات ذكر يذكر ذكر ذكر hatırlamak, söylemek, anmak. Buradaki zikreyat, anılar. Evet, resimde de görüyorsunuz. Enteresan bir tablo söz konusu. Zaten az çok anlamışsınız. Burada bir öğretmen tablolara bakıyor. Bir yandan da zihninde gençliğini, geçmiş yıllarını hatırlıyor. Ona göre bir derin soluklu bir oturuş içerisinde. Tabii bu konu genel itibariyle vefa üzerine duran bir konu. Dolayısıyla biraz vefaya değinmekte fayda var. Girerken şöyle bir konuya girmeden önce bazı konularda farkındalık. Emin hayırdır? Çikolatayı görünce böyle dengelenmiyor. Evet. Sizlere sormak istesem vefa deyince ne anlıyorsunuz? Evet. Söylemek isteyen. Vefa ne demek? Hocam vefa bir sevgide bağlılık. Sağlık olmak. Ve bağlılık. Ben çözdüm. Yani her sevgisini gösteren vefalı mıdır? Yok hocam. Merhamet midir hocam? Yani bazı. Evet, senin yorumun öyle. Böyle söz hakkıyla. Merhamet hocam. Merhametin küçük sesi. Merhamet nedir? Merhamet. Acımak. Vefa ile alakası? Yok. Mesela birine vefalı olunca ona acıdığından mı vefalı oluyor? Merhamet de sağlık. Merhamet, acımak, rahmet, sevgi. Yani bir insan birine vefa gösterdiği zaman ona acıyor mu? Evet. Hocam bence kendine yapılanı unutmamak. Evet. Yani kendine, tabii kendine yapılanı unutmamak da ya, kötülük olarak değil, iyilik. Kendine yapılan iyiliği unutmayıp onu ne yapmak? Somutlaştırmak. Ona dair bir karşı atakta bulunmak, karşı eyleme geçmek. Yani onunla ilgili minnettarlığını karşı tarafa zaman geçse de, mekan değişse de ne yapabilmek? Hissettirebilmek. Yani vefa en kısa tabiriyle bu. Peki vefa kimlere karşı olur? Madem bize yapılan iyiliklere, o zaman yani en üstten en aşağı doğru sıralarsak, bize en çok iyilik yapanlar kimlerdir? Allah-u Teala. Evet, anne dedi, Allah-u Teala dedi. Evet, güzel. En temel iki noktayı yakaladınız. Yani bize, yani bizim vefa göstermemiz gereken bir numaralı nokta nedir? Cenab-ı Hak'tır, yani bizi yaratan, besleyen, her türlü nimeti veren, solduğumuz havayı veren, yaşatan, bu kadar imkanı sunan kimdir? Allah'tır. Yani bir numaralı vefa ona olur. Nasıl vefamızı sergileriz? İstediklerini yaparak, istemediklerinden de kaçarak, yani iyilik yaparak, kötülükten de çekinerek, ibadetlerimizi yerine getirerek, günahlardan da uzak durarak ona karşı vefamızı gösteririz. Ondan sonra anne baba dedi. Anne baba neden Allah'tan sonra diğer sırada geliyor? Hocam bize bu yaşamlara bakmışlar. Yani karşılığında bir yerde. Yani diğer insanlara göre, akrabalarımıza göre, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize göre, yani bize karşılıksız en zor şartlarda bakan onlar. Hatta anne baba arasında kalırsak anne. Yani Kur'an ifadesiyle karnında o kadar uzun bir müddet taşıyıp, yani düşün, bir arkadaş, en samimi düşündüğümüz arkadaşımız bile hastalansak bir saat hastanede durur, ondan sonra gitmek için yer alır. Geceleri belki saatlerce uyumadılar. Ve biz o an onların ne yaptığını da bilmiyoruz. Yani enteresan tarafı o. Bir arkadaşımıza vefa göstereceğiz. Bize bir hayrı dokunmuş. Bildiğimiz için yapıyoruz ama annemizin bize yaptığı şey 4-5 sene belki çoğunun farkında bile değiliz. Daha 10 yaşına kadar, 15 yaşına kadar ne çekti acaba gece, gündüz, dışarıda, içeride. Yani sayamayacağımız kadar belki de ne var? Vefa göstermemiz gereken nokta var. Diğer bir noktası, yani yaratıcımız Allah. Ama yaratmasına vesile kıldığı varlıklar da anne baba.
Yani o noktadan da önem arz ediyor. Yani benim Abdullah'la o noktada bir bağım yok. Başka biri yok ama anne baba bizim dünyaya gelmemizde dünyada görünen yüzü olması yönüyle nedir? Önem de arz ediyor. Sonra ne sıralayabiliriz? Kardeş. Yani mesela her öğretmen, her kardeş vefalı olmamız gerektiği mi? Her kardeş hayırlı mı? Her öğretmen öğretmen mi? Şimdi vefa dedik iyiliğe karşı. Şimdi bazı kardeşler var. Yani birbirini kuyusun Araplarla Yahudiler. Kardeş gibi ama dünyanın birbirini sevmeyen kimi? Ya biz de sevmiyoruz ama onlar kardeşlik yönüyle muhalefette. Ha? Aslında şey kardeş ya onlar. Hazreti Yakub'un soyundan geliyorlar. Bir kısmı Yahuda. Orada mı karıştırdın? Nasıldı? İshak ve İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen Hazreti Muhammed vesaire gidiyor. Diğer şeyden gelen İsmail, İshak mıydı? İsmini karıştırıyorum. Oradan da 12 Yahuda'nın oğulları diye tabir. Oradan da Yahudi sülalesi diyor. Yani özü itibariyle kardeş. Yani dünyanın en büyük kardeş düşmanı bir durum mu yani? Dolayısıyla her kardeş vefayı gerektirmiyor ama kardeşler de yani birçok insana göre yapanı da normal arkadaşın yapamayacağı fedakarlığı da yapabiliyor. Dolayısıyla kardeşler önem arz ediyor. Bunun dışında öğretmenleri yani geleneğimizde ne vardır? Nedir? Böyle bir tevessüm attım. Geleneğimizde ne vardır? Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Yani gerçekten öğretmen idealistse kişi için çalışıyorsa nedir? Kıymeti vardır. Böyle bir harf öğretse bile. Dolayısıyla öğretmene gösterilecek dönüş vesaire nedir? Bir vefa. Hatta onun dışında ne var? Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Mesela komşuluk, komşun olmuş senin. Bir kahve bile ikram etmişse 40 yıl unutmayacaksın diyor. Ama günümüzde 40 yıl sana ikram ediyor gidiyor. Ondan sonra herkes kendi yoluna bakıyor. Yani dolayısıyla yani vefa kavramının bence iyi anlaşılması lazım. Günümüzde birçok kişi vefa üzerine düşünmemiş. Düşünse de ne olduğunu bilmiyor. Bilse de buna dair eyleme geçmiyor. Bunu anlamak için en güzel örnek nerede? Peygamberimizde. Mesela peygamberimizin vefasıyla ilgili bildiğiniz örnekler var mı? Yani hakikaten şöyle bir peygamberimizin hayatına bakıyorsun. İnsanlarla ilişkiler hep vefa üzerine olmuş. Kendisine yapılan normalde peygamberimiz insanlara en büyük iyiliği getirmiştir. İnsanların dünya ve ahiret saadetini kurtarmıştır. Birisinin ona yapacağı iyilik onun yaptığı yanında çok küçük bir şey. Şunu diyebilirdi kibirleri. Ya ben bu kadar şey yapmışım ne uğraşacağım. Ama tam tersini yapmış. Yani gösterdiği vefa o kadar ayrıntılı ki o kadar hassas ki. Yani anlatılmaz. Mesela var mı hatırlayan? Ben anlatacağım sizden gelmesi. Tayyip'ti. Kendi taşlayan Tayyip aldı. Çevre mesela böyle. Ne vefa olarak nasıl mesela? Geçmişte ondan buna bir şey mi yaptın? Vefasızlığı gösterdi. Biz olsak oradaki şey durumu yapılan kötülüğe karşı kötülük yapmıyor. Yaptığı halde karşılık vermiyor. O başka bir şey. Yani iyilik görüp bunu deseydi vefa olurdu. Vahşi Hamza'nı hani şehretti ya İslam zahirini seviyor. O da şey yani neler anlayışı. Bir tane de ben sen vermiyorum. Sen vermiyorum. Hayır. Hayır. Şey yapmam. Hayır. Alanda onun süt kardeşi düşmüş ismini onlar bir şey mi? Evet, süt kardeşi. Ha, öyle bir şey. Onun şey yapmış yani. Tamam, bir daha versin. Ayrı şey yapayım. Mesela olayın detayı ne? Tamam, bilmiyorum ama hatırlarım. Savaşta süt kardeşi ismi çıkıyor. Mesela ben Peygamber'in süt kardeşi gibi götürüyorlar huzuruna. Onun tam yok. İşte sırtındaki şeyi atıyor, o süt oluyor. Sonra ikramlarla gönderiyor yani. Yani muhtemelen geçmişte
onunla ilgili yaşadığı beraber büyümüşler. Heh, orada vefa gösteriyor. Bak geçmişteki gelen muhabbete göre ona ne yapıyor? Önceye göre Hazreti Abbas'la ilgili de durum aynı, amcasıyla ilgili. Ben daha çok daha somut örnekler vereyim. Mesela Hazreti Hatice hayattayken onun görüştüğü bir nasıl? Bakalım o mu? Hazreti Hatice hayattayken onun görüştüğü bir komşu var. Bir bayan, ismini unuttum. Kötü bir manası var. Görüştü o kişinin. Hazreti Ayşe vefat ediyor. Ondan sonra Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile evli. Bu bayan da arada bir eve geliyor. Ziyarete geliyor. Geldiği zaman Peygamberimiz bunu görünce ismini değiştirip şey diyor. Hasine, güzel kadın diyor. İltifat ediyor. Biz de şimdi biri böyle bir şey yapsa kıza hemen ya ne yapıyor diyor falan. Bir sürü yaygara kopar. Kadına böyle diyor. Hazreti Ayşe'nin dikkatini çekiyor. Ya bu bayan niye bu kadar şey yapıyorsun? Adını bile değiştirmişsin. O da diyor ki Hazreti Hatice zamanında bize bu çok gelirdi. Hazreti Hatice'nin hayatımdaki yeri önemli. O hayattayken nasıl şey yapıyorsam şimdi öyle yapmam lazım diyor. Yani Hazreti Hatice'ye olan vefasından dolayı o kadına da şey yapıyor. Mesela vefa deyince sadece hayatta olanlara değil, bak buradaki örneğiyle ölmüş bir eşine karşı ve ne yapıyor? O komşusuyla ilişkiden dolayı vefa gösteriyor. Belki o kadına bir şey yok. O cevap veriyor. İsmini bile değiştirmiş. Onu hürmet ediyor. Mesela Mekke fethedildiği zaman edilmeden önce çadır kuruluyor değil mi? Herkes bir yere ateşini yakıyor. O nereye gidiyor Peygamberimiz? Hazreti Hatice'nin kabrinin yanına kuruyor şeyi. Vefası gereği. Mesela Hazreti Hatice'nin hayatın çok büyük bir yeri var. İlk eşi İslamiyet'i yaymaya başladığında İlk yanında duranlardan, bu destek olanlardan, yani hayatı boyunca vefat etse bile onu unutmuyor yani. O kadar çok bahsediyor ki bazen hanımları şaşırıyor yani bu kadar bahsetmesinden. Mesela çok daha somut örnekler vereyim. Mesela Hazreti Ebu Bekir'le ilişkisi. Nasıl Hazreti Hatice hayatında müthiş bir yere bindiyse, Hazreti Ebu Bekir de yani İslamiyet'i kendisine ilettiğinde hiç tereddütsüz kabul eden biri. En kendine İspat ettiği nokta Miraç gecesi. Yani semaya gidip Allah'la görüştüğünü Peygamberimiz söylediğinde müşrikler alay ediyor. Bazı Müslümanlar da tereddüt geçiriyor. Acaba gitti mi gitmedi mi falan. Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor insanlar. Ya gitmiş midir diyorlar. O diyor o dediyse gitmiştir. Ondan sonra da sıddık oluyor. İşte mağarada kendisini yalnız bırakmayan, eşi gelen kişi. İşte İslamiyet belli bir noktaya geliyor, ilerliyor. İnsanlar Hazreti Ömer hakkında konuşmaya başlıyor. İleri geri. İşte ne Hazreti Ömer de var yani. Çok kızıyor bu duruma. Beni arkadaşımla bırakın diyor. Yani hatası da olabilir, doğrusu da olabilir ama mesela oradaki tutumu yanlışı bile olsa ya beni arkadaşımla bırakın diyor. Bir anda o bütün eleştirileri ne yapıyor? Elin tersiyle itiyor. Hazreti Ömer'i yedirmiyor. Yani Hazreti Bekir'i yedirmiyor. O davranışı mesela çok ilginçtir. Hatta mesela şeyi de söyleyeyim. Bir bayan var. Mescidini temizleyen. Yani sonradan tam detayları karıştırabilirim ama sonradan Müslüman oluyor. Geçmişte yaptığı hataları şey yapmak için mescidin temizliğine kendini vakfetmiş. Bir gün gece vefat ediyor. Gece vefat edince de sahabeler şey diyor. Yani biz şimdi Hazreti Peygamber'i uyandırmayalım. Hazreti Peygamber çok sevdiği biri. Sahabeler aralarında tartışıyor. Uyandırsak mı, uyandırmasak mı? Sabah söyleriz diyorlar. Namazı kılarız. Ama bir yandan da bir tereddüt var. Söylesek mi, bu kadar seviyor, cenazesinde olur mu? Ama en son şey galip geliyor. Yani namazı kılıyorlar. Haber yok Peygamber'in. Sabah oluyor. Bir öğreniyor. Kızıyor. Yani nasıl bana söylemezsiniz? Beni niye uyandırmıyorsunuz? Bayağı. Onun için ikinci kez cenaze namazı kılınıyor biliyor musun? Yani o vefa gereği o bayana ikinci kez cenaze namazı kıldırıyor. Bayan yani dersiniz peygamberimiz yani erkek olarak düşünün ama bayana erkek çoluk çocuğa hiçbirine fark etmiyor. Yani peygamberimizin hayatı hep vefa üzerine kurulmuş. Arkadaşlıkları, görüşmeleri, kendisine yapılan bir küçük iyiliği unutmamış. Yeri ve zamanı geldiğinde onu kullanmış. Yani dolayısıyla
Yani peygamberimizin hayatı biz Müslümanlara mesela vefa noktasında çok büyük bir örnek. Yani ben okudukça şaşırıyorum. Belki çok daha örnekleri var. Belki kitaplarda şey gibi geçiyor. Ayrıntı. Bize anlatılan ne? Şu tarihte doğdu. İşte şu savaşı yaptı. Tebriğe gitti. Vefat etti Medine'de. Peygamberliğinde. Ama işin özüne baktığımız zaman peygamberimiz ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bizim asıl yani onun hayatından çıkarmamız gereken noktalar bu olsa gerek. Yani vefasını, şükrünü, işte iktisatlı hayatını, insanlarla ilişkilerini, selam vermesini, yani ahlaka dair hayatına baktığımız zaman aslında satır aralarında müthiş mesaj veriyor. Biz okuyoruz. İşte Mekke'yi fethetmeye gidiyor. Orada ateş yaktığını biliyoruz ama ateşi nerede yaktı? Ya o kadar yer arasından niye orayı seçti? Veyahut da Mekke'ye girecek bazı insanları istisna tutuyor. Şunlara şunlara dokunmayın, şunların evine girenler hariçtir diyor. Onları özellikle seçiyor. Öyle rastgele seçmiyor. Geçmişte kendisine ilgili bir vefa oluşmuşsa onların evine giren de kurtulur diyor. Emanındadır diyor. Yani dolayısıyla bu noktada en büyük örnek peygamberimiz. Ben bunu anlatırken aklınıza bir örnek geldi mi? Peygamberimize ilgili mesela gösterdiği sadakattan dolayı kızıyla evlenmiş. Mesela evet güzel. Yani tercihleri de ona göre şekillenmiş. İşte bu noktada yani günümüzde bizim peygamberimizden bahsedip sonra giden şekilde bu şeye sirayet etmiş. Nerede etmiş? Sözlerde görüyorsun. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. İşte bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olur. Yani bu uydurulmuş, sallanmış bir cümle değil. Kaynak ne? Peygamberimiz. Eskiler bunu anlamış, bir sözle özetlemiş ve bize mesaj vermiş. Ama bu mesaj işte gitgide zayıflayarak çok daha böyle suri, anlamsız, kelime bilgiden öteye geçmeyen noktaya gelmiş. İşte bu parçamız da aslında bir nevi onu anlatıyor. Yani öğretmenlerin, ilim sahiplerin, ilim öğretenlerin hem meslektaşları hem de öğrencileriyle ilgili yaşadığı bu vefasızlık durumunu anlatıyor. Mesela günümüzde yani siyasi olacak ama ben Tayyip Erdoğan'ın en sevdiğim noktalardan birisi vefa noktası. Yani severiz sevmeyiz orası ayrı ama Tayyip Erdoğan'da beni en çok etkileyen şey vefadır. Bilmiyorum dikkatinizi çeken oldu mu? Mesela adamını harcamaz. Eğer gerçekten samimiyse kendisi ise mesela en son daha yakın örneğini vereyim çok şaşırdım. MHP ile bir kriz yaşandı. Bahçeli kime laf atmıştı o şey vardı Bekir Bozdağ. Ona laf atmıştı. Böyle bir bakanın mı olur bilmem ne. Mesela bir ittifak olmuş. İttifakın dağılması riskine rağmen ne yaptı? Bekir Bozdağ savundu. Başka vefası insan olsa ne yapar? Şunu düşün. Ya seçimler var. Bu kadar oy kaybedeceğim. MHP ile şey yapayım. Bekir Bozdağ'ın da kulağına fısıldayayım. Sen biraz sus. Der. Yani bizim birçok idarecilerimiz böyle. Yani bizdeki anlayış böyle. Ama Erdoğan bunu yapmadı. Çıktı kürsüden dedi ki ben adamımı harcatmam. Savundu onu. Herkesin göz önünde. İttifakta dağılma noktasına geldi. Sonra işte bir şekilde şey oldu ama ben örnek olarak veriyorum. Ve hayatına bakın Erdoğan'ın. Hep vefa üzerine. Gittiği mezar ziyaretleri, gittiği şeyler. Mesela Erbakan Hoca ile arası açıldı vesaire yaptı ama hiçbir zaman yani Erbakan Ali'nin ne konuştu ne şey yaptı. Her zaman vefasını tuttu. İktidarda karşı onların sahibi olduğu parti hep saldırıyor, şey yapıyor ama köprünün adını överiyor, üniversitenin adını överiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi var vesaire. Yani arasındaki o sona rağmen mesela bir vefasızlık göstermiyor. Tam tersine vefasızlık kendisinin iyilik yaptığı kişilerden geliyor. O da enteresan noktası ama onda bir vefasızlık örneği ben şu ana kadar görmedim. O yüzden bir de o gözle bakın. İşte günümüzdeki en büyük sıkıntı mesela vefa tabirini bilmiyoruz. Çevremizdeki insanlar da yaşamıyor. Yaşamayınca da böyle bir şeyin önemini görmüyoruz. Ama benim bizzat somut olarak gördüğüm bir kişilik. Hocam bir de şey Kerbela olayında Hazreti Hüseyin'in hani şey edilmesinden önce 7 takip adresinin geri söyleniyor. Hani, ne söyleniyor? 7 takip adresinin. Yani güçlü ve güçsüzü fark etmişler.
Hani gitmişler yanında bir tane çocuk varmış. Hani biliyorlar hani peygamberin torunu olduğunu. Çocuğu götürün demiş. Hani beni götürmeyin demiş. Ben zaten Allah kaleye bu demiş. Hani anla yazılmış bir şey demiş. O da çocuğu almışlar. Azerbaycan'a hemen gitti söyleniyor. Size hani Allah size 7 tane devlet versin demiş. Hani yaptıkları. Konumuzla alakası ne? Vefalık. Nasıl? Tam anlayamadım şey. Kim vefa? Hani ilk yapmışlar ya. Bu karşılığını... Kim iyilik yapmış? 7 tane Türk kabilesi kurtarmış, kurtarmak istemişler Hazreti Hüseyin'i. Yaradaki gelmişler, ilgesini istemişler. Bir kere böyle bir olay vardı, ilk defa duyuyorum. Biraz efsane gibi geldi. Hiç öyle bir şey okumadım ben. Niye 7 tane Türk devleti var diye yazmışlar. Kurtarmak için gelmiş, kurtarılan bir şey yok. Çoğu öldü zaten. Hani beni götürmemiş, çocuğu götürmüş. Çocuğu götürmüşler. Var mı hocam, biliyor musun? Ben çok iyi bilmem. İlahiyat okumadım. Sonra hocam şey, çocuğu da bir zaman geçtikten sonra yeniden Mekke'ye götürmüşler. Ha öyleyse kısmen örnek olabilir ama işte somut mu? Somut olan olaylar üzerinde konuşmak lazım. Şimdi mesela bu anlattığım olaylar kapsamında sizde vefayı anlatmadan önceki ve sonraki haliyle kafanızda ne canlandı? Mesela kendinizi hangi konumda görüyoruz? Vefalı mısınız? Vefasız mısınız? Bir değerlendirme yaptınız mı şu an? Ve hatta vefanın tarifini biliyor muydunuz? Mesela Emin bir şey diyecek gibisin. Bir nefis muhasebesi yapmış. Ha, bir düşün. Mehmet hocam senelerin kişiliği olarak nasıl sizin gözleminiz çevirdi? İnsanlar vefalı mı? Siz vefalı mısınız? Size karşı vefalılar mı? Ben hiç görmedim vefalı olayını. Tamamen vefasız. Vefasızlık üzerine kurulu bir... Dünyadayız. Hocam bence de öyle. Tam ters hocam, insan yaklaştıkça birisine, o da kaçıyor mesela. Evet. Sevmediğin insana ilk yapınca mesela, sevmediğin insana gittikçe şey yapınca da seni yüzsüz olarak görüyor. Bize bir de o sıkıntı var. Evet. Mesela akraba ziyareti, sen akrabanın ziyaretini çoğaltmaya çalışıyorsun. O sana gelmedi, sen gitmeye çalışıyorsun. Bu sefer de yani... Niye geliyor? Bir menfaatim var. O noktaya deniyor. Ha, aynen. Evet. Bir şey diyeceğim Abdullah. Bir şey hocam, şimdi mesela mantıklı düşünün. Hani mesela diyelim annemiz babamız bile o kadar bakıyor. O kadar iyi bir gösteriyor. O kadar şey yapıyor. Her şeyimizi yapıyor mesela. Yani dünyada her şeyi bizim için yapıyor aslında bir nevi. Mesela her yerde maddi maliyeli her şey mesela. Ama mesela bir ölüyor mesela. Bir köyde mezarı var hocam. Biz ancak sadece Kurban Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda gidebiliyoruz. Hani normal vakit ayırıp gidemiyoruz yani. Bence. Yani o da bir vefa. Yani ölmüş. Öldükten sonra vefat etmiş, ziyaret etmek, Kur'an okumak, hayırda bulunmak, o da bir vefa. Yani az da olsa gidiliyor, daha çok veriliyor. Peki şey noktasında sorayım. Çevrenizde siz görüyorsunuz mu vefa örneklerini? Mesela en basitinden ailenizden. Aileniz size şunu diyor mu? Ya oğlum şundan bir iyilik gördüm, bunu unutma. Öğretmeninden, arkadaşından, yakınından böyle telkinler alarak geldiniz mi bugüne? Evet Ömer. Hocam ama çoğunlukla zaten söylüyorlar. Yani işte yapılan bir şeyi sakın bundan sonra şey yapmıyorlar. Hocam söylüyorlar. Evet Fahri. Hocam böyle bir şey diye ki vefasız insan o kendi vefasız insan kendi yapıyor. Bu vefaları falan filan unutuyor. Bilmiyorum böyle çalışıyor. Ondan dolayı ama kendine yaptığı kendine yapıldığı iyileri onu ben mesela hatırlıyorum. Ama vefaları hatırlamıyorum. Kendim yaptım vefaları. Sen vefalı değilsin o zaman. Yok hocam. Vefalıysa kendi vefalarını unutuyor. Ha, yani şöyle bir durum da var. Diğer sınıfta da konuştuk. Ya hocam karşılık mı beklenecek? Hayır. Biz şu an biz nasıl vefalı oluruz? Yani bir iyilik yapıyoruz, illa karşılık beklemiyoruz ama biz şu an vefa tabirini konuşuyoruz. Yani biz aynı hataya düşmemeyi konuşuyoruz. Şöyle bir şeydir o. Mesela bir insandan borç alırsın, sana borç verir, senden faiz, yani üstüne para istemez. İsterse faiz olur, istemezse karz hasen olur. Ama sen ondan parayı aldın, o senden bir şey talep etmediği halde fazla verirsen o faiz olmuyor. Mesela vefada da öyle. Sen birine iyilik yaparsın, karşılık beklemez. Beklersen o sıkıntı. Ama karşı tarafın kendisi şunu düşünmesi lazım. Bana iyilik yapıldı. Dinde de iyilik yapılana
vefa vardır deyip geri dönüş yapması onun vefasıdır. Ha, bu taraf o beklenti içine girdiği zaman o da sıkıntı. Ama şöyle bir durum var. İnsan taş değil, demir değil. Nedir? Ruh var. İnsanlarla ilişkilerinde olumlu şeyler gördüğünde ne yapar? Kendini daha olumlu hisseder. Ama insanlar hiçbir şey yapmıyor, şey yapmıyor. İster istemez küçük de olsa bu tarz şeyler ne yapıyor? Onore ediyor. Yani hiç kimse inkar edemez. Dolayısıyla bu da nedir? Önemli. Mesela siz vefalı. No, acil mi? Acil vefalı. Senin için etkili. Mesela siz kimlere karşı vefalısınız şu an? Mesela kimlerden iyilik gördüğünüzde unutmuyoruz değişik hisselerde. Var mı örneği? Var. Mehmet Emin. Şu telefon. Mesela sana demedim ya, sadece uyardım. Mesela söylemek isteyen var mı? Hocam vardı unutmadım. Arkadaşım vardı unutmadım. Nasıl örnek Fahri? Hocam bir tane ben o zaman adam çok şey değil. İçinde meditasyon, yoga falan filan. Yani aynı namaz kılıyorum. Adam çok bunu söylemiştim. Hatta bir tane monak nasıl olacak? Rahip. Bir tane rahip yarı beraber bu yoga falan şey yaptılar. İki işi yaptılar. Tamam yani bu çok hassasıydı değil mi? Günde 1,5 saat meditasyonu da yapıyorum. Ben bunu hiç düşünüyorum ki ya ben yani gelecekte olabilir olsam. Ben namazı kılmam ama mutsuz yaşayamam yani. Böyle bir duruma düşmüştüm ben. Ben hala da hatırlıyorum bir tane kişi var ya, o da bir cemaata ait dedi. Biz onu ortamıştık. Özetleyerek geçelim çok uzamadan. Şimdi konuyu çok genç anlatınca şeyi anlayamıyorum. Konuşman da zor. Vefa noktasına gelelim. Şimdi vefa noktasına gelelim. O zamanlar ben çok zor zamanlar vardı, evden kaçıp gelmiştim. Ve o kişiyle ben hala da hatırlıyorum ki nasıl o zamanlar Uber çalışıyordu. Biliyorsun Uber nerede? O şey taksi, onun taksi. Uber. O zaman Uber çalışıyordu. Hala da hatırlıyorum hocam, evinde 8 saat oturmuştu. Çalışmaya yetmedi. Sen birinden bir şey gördün, ona karşı vefa yapıyor mu? Onu soruyorum. Aa. Şu an karşılığını veriyor mu? Sorduğum soru bu. Yani yaptığınız var mı? Unutmadım. Hocam ben şundan şey gördüm. Ya hocam buraya üniversiteye yeni başladığımızda yurttaki arkadaşlarla mesela tam olarak tanışmıyorduk. Yani daha yeni geldik, yeni toplamıştık. Paraya ihtiyacım vardı. Arkadaşım biri yani iş çekim arasını atlamadan şey yapmıştı. Borç bana vermişti. Ben de hocam işte bu izne gidecekler en son. Sadece yol paramı bıraktım. Diğer kalan paramı borç vermiştim. Ha karşıladın. Şey yardımcı oldun yani. Güzel. Ha parası kalmadı. Sen de orada yardım oldun. O da güzel bir örnek. Evet. Yani sen bu yaptığı şeyi unutmadın. Günün bir saate geldi. Sen de dedin ki ha yine mesela yapmamış olsa bile o iyilik yapılabilir ama biri sana bir iyiliği dokunduysa yapma ihtimalini arttırmak lazım. Günümüzde mesela işte kitabımızda bahsedecek. Yani kitabımızın bahsettiği vefa noktası öğretmenin öğrencilerle artı öğretmenin öğretmenlerle. Ama benim bundan önce söylemek istediğim, benim gördüğüm mesela üniversitede öğrencinin öğrencilerle de pek vefası yok. Mesela bu sınıfın içindeyken, okuldayken birçoğu görüşüyor. Ama tatile girden birbirlerini arayan soran yok. Ve hatta hazırlıkta bir nevi böyle bir muhabbet ortamı oluyor az çok. Ama mesela 1, 2, 3, 4 olunca gruplar başlıyor bilmem ne. Daha çok bunun içine menfaat şeyleri giriyor. İşte nottur, bir bilgi kaçırmadır vesaire derken mesela daha aynı ortamdayken bile vefasızlıklar oluyor. Mesela dün bir davranış çok hoşuma gitti. Yani nadir de olsa güzel şeyler görüyorum. Geçen buraya Lokman hocam geldi mesela. Karıştım. Dün mesela grup şeyleri paylaştım. Bir öğrencimiz ayrıldı dedim ya. Ayrılırken mesela şey yazdı, veda mesajı yazdı. Hoşuma gitti. Mesela normalde bu sınıfta beraberiz 2-3 ay. Adam gidiyor. Selam sabah bile vermiyoruz. Hadi bana vermiyor. Soruyor. Arkadaşlarıyla bir vedalaşma var mı? Yok. Yani sene başında olan birçok arkadaşımız giderken şey bile yapmadı yani. Bir veda etmedi. Şurada bir Emre vardı mesela. Hatırlıyorum. Şeyde hocam Bursa'da hastanede çalışıyor. Ya ne yapıyor da hiç giderken şeyini... Ha seni aradı. Ha siz de yaptıysa ayrı. Mesela gidiyor. Gideceğinden haberimiz yok. Ne size söylüyor ne bana. Yani bu tarz davranışlar daha şeyde bile bu sıkıntı oluyor. Mesela mesela vefa olarak şey beklersin. Öğretmensin bir şey öğretiyorsun.
50-60 yaşına gelmişim. Ben bakıyorum mesela 50-60 yaşına gelip böyle güzel öğretmenlerim var. Mesela normalde telefonun durmaması lazım. Ne arayan var ne soran. Bayram, seyran da aynı. Yani normalde mantıkken eğer vefa öğretebilmiş olsak mesela o değerli hocanın sürekli bir şekilde aranıp sorulması lazım ama bayramda seyranda bir 2-3 kişi zor arıyor. Ancak ne zamana kadar? Yolda karşılaşacak, şey olacak bilmem ne. Onu geçtim ben. Mesela mesafeler uzak. Onu geçtim aynı okulda. Mesela bu vefasızlık yaşanıyor. Mesela hazırlık öğrenci bir sene beraberiz. Mesela üst sınıfa geçiyor. Görmüyor seni. Yani mesela geçen sene okuttuğum çoğu öğrenciyi ben daha yüzünü bile görmedim. Yani bir sene benle rahli tedriste bulunmuş. Görmüyorsun. Gelip bir selam vermiyor. Bahane karşılaştığın zaman da hocam meşguldüm, bilmem neydim, karşılaşmadık ki. İlla şeye bekliyor karşılaşmaya. Hadi onu geçtim. Bundan daha vahimine. Mesela bu sınıfın öğrencisi mesela yan sınıfa gitti vesile. Eğer yan sınıfa girmediğim zamanlar mesela değişmiş ya. Adamı bir ay görmüyorum. Sınıf değişikliği yapana kadar. Ya gitmişsin bir şey yap hocam yan sınıftayım. Hayattır sor vesaire. Yani bir ay onu görmüyorsun. Bir gelip mesela bunu bu nezaketi gösteren Lokman hocam oldu. Şaşırttı beni. Geldi bir ara buraya. Hatta tebrik de ettim. Hatırlıyor musun? Sordum hocam nedir bir şeyiniz var mı? O da dedi bir ziyaret edeyim dedi. Bir selam vereyim dedi. Mesela olgun bir karakter. Mesela orada o şahsiyetini gösterdi. Ama bu örnekler çok az. O yaşamış, görmüş olduğu için. Bizi onara etti. Demek ki bizde olan bağı burada menfaate dayalı değil. Bizi Allah için seviyor. Ama bilinç altında ne? Birçok kişinin yani ben buradan hocamdan aldım alırım ondan sonrası selamun aleyküm. Olursa olur olmazsa olmaz. Başka sınıfa gidiyor bir daha görmüyor. Yani bu da mesela öğretmen öğrenci ilişkisinde benim gördüğüm enteresan noktalardan biri. Yani bir sene muhabbet ediyorsun hadi derse az giren biri olursun. Muhabbetin iyi olmayan biri olur. Ama derse mesela bizim 14 saat girmişsin bir etkinlik yapmışsın. Onlarca maça gitmişsin, onlarca etkinlik yapmışsın. Adam piyasada yok, aynı ok. Bazen tam tersi oluyor. Seni görmediği halde bilen insanlar sana daha çok şey yapabiliyor. Bu noktada ben mesela vefa noktasında hassasımdır. Mesela muhatap, ben şuna bakıyorum mesela. Mesela her öğrenciyle aynı samimiyette değilim. Bazı öğrenciler var, yakınlık gösteriyor, muhabbet ediyoruz, belli bir noktaya geliyor. Mesela bu öğrenciden beklediğim vefayla aramızda mesafe olan aynı sınıfta da olabiliriz. Aynısını beklemiyorum. Beni şaşırtan mesela muhabbetimizin iyi olup çok hayrımızın geçtiği öğrenciler oluyor. Ve bir bakıyorum işi bitti yani yok. Yani şaşırıp kalıyorum. Mesela geçen sene işte bir grup öğrenciyi mesela Eskişehir'e götürdük. Etkinlikler yaptık. Mesela geçen sene hazırlık öğrencinin çoğunu ben daha görmedim yani. Gidenlerden birkaç kişi aradı sağ olsun. Öyle arayıp soran oldu. Burada olanlardan bir kişi böyle bir başta 2-3 kişi ziyarete geldi. Ondan sonra yok. Bir ikisiyle karşılaştım. Hocam vaktim yok diyor falan. Yani bu bakış açısıyla yani öğrencinin şunu düşünmesi lazım. Yani bu karşımız, ben kendimi de demiyorum. Bütün hocaları kastediyorum. Yani biz bundan ilim öğreniyoruz. Bir harf değil, ders değil, hayat tecrübesi öğreniyoruz. Yani bu hoca biz sadece ders için, menfaat için görüyoruz değil. Yani bu hoca kıymetli, kıymetli bir işi yapıyor. Onun duasını bile alsak bize yeter mantığıyla bakıp her vesileyle istifade etmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bakış açısı bu değil. Mesela şöyle enteresan, üzücü bir olay yaşadım. Mesela o eski öğrenciden bir mesaj attı bana. Hocam dedi şunun numarası var mı? Dedim ne istiyorsun? Ya hocam dedi... o hocanın babası vefat etmiş. Dedim mi? Enteresan geldi. Herhalde dedim yazışırken dedim herhalde hocayı arayacaklar. Dedim ya babası vefat etmiş ama bu hafta gelecek mi gelmeyecek mi? Onu merak edip soracağız. Anam böyle başımdan kaynar sular indi ya. Yani hocanın babası vefat etmiş adamın derdi şu. Okula geleyim mi 2 saat gelmeyeyim mi? Hocayı arayacak diyecek ki hocam babanız vefat etti. Gelmiyorsanız biz gelmeyelim. Ders boş mu yok? Öyle bir kızdım ki. Dedim ya bunun hesabını mı yapıyorsun dedim ya.
Ya hocam tavşandan gör Müslüman saf bilmem ne. Ya yani insan ahlak olur. Der ki o hocayı alamazsın. Başka bir hoca yersin. Hatta risk alırsın. Ve hatta birine sorarsın. İdareye sorarsın durum ne? Ve hatta kafanı kullanırsın. Bir adamın babası vefat etse. Ya birkaç gün gelemeyeceği belli. Gelip burada ders mi anlatacak yani? Yani bu kafayı bile kullanma bana bunu sordu ya. Ve inanamadım. İşte çoğu aslında o iç dünyasında o saklı olan şeyi açığa çıkardı. Ve o diğer öğrencilerin sözcüsüydü. Diğer öğrenciler de ondan farklı düşünmüyordu. O cesaret etti. Benle bir muhabbeti var bana sordu. Ya bu vefasızın en büyük. Vefalı olan ne yapardı? Baş sağlığı için aradı. Benim babam vefat etti mesela. Ben çok üzüldüm. 2 sene önce. Yani beni arayan öğrenci sayısı inanır mısın? 3-4'ü geçmiyor. O kadar emeğimiz geçti. O kadar şey. Ziyaret eden sayısı 2-3'ü geçmiyor. Yani ben üzüldüm. Mesela bir sınıfım vardı. İlk sene. Futbol maçına belki 40-50 kere götürdüm. Aboneliklerini aldım. İstanbul'a gezi yaptım. Onları götürdüm. Yani bu kadar şeyim olmuş. Mesela o sınıftan arayan 1-2 kişiydi ya. Gelip şey yapan. Yani insanın babası rahat 3 sene, 3-4 ay zorluk çekmişim. Lokman Hoca gibi. İşte bunu öğretmediğimiz için, söylemediğimiz için farkında değil. Ama bu taraf ne yapıyor? Yani ister istemez güceniyor. Yani babam ifade ediyor. Bir de bunlar vesiledir. Mesela insanlarla ilişkilerinde ilişkiyi iyi tutmak için bazı vesileler vardır. Birinin yakını ölür, ne bileyim doğum günü olur, ne bileyim mutlu günü olur, kötü günü olur. İşte bir insana her zaman zırt pırt şey yapamazsın. Ama bir bahaneye bakarsın, işte babası mı vefat etmiş? Ararsın. Mesela benim Osman Gazi doktor hocam var, dekan. Dekanı seviyorum, Allah var. Ama şeyimiz olmadı. Ne denir? Muhabbetimiz çok olmadı. Benim dersim vardı, çoğu dersine gidemedim. Ama bana şeyi vardı. Ne denir? İyiliği geçti. Notumu yüksek verdi. Ama şeyim samimiyetim olmadığı için yani arayıp da şey yapamıyorum. Ama bir gün Facebook'unda şey gördüm. Babası vefat etmiş. Dedim bu bahaneyle arayayım. Aradım. Başın sağ olsun demiş. Muhtemelen de şaşırdı hoca. Mesela o bahaneye baktım. Yani insanlar ilişkilerine göre bazılarını 10 kez rahat arayabilirken bazılarını arayamıyor. Ama neye bakacaksınız? Mesela vefalı olurken bu tür vesilelere bakılabilir. İşte öğretmenin, yani öğretmen olarak ben okulda 3-4 senedir buradayım. En büyük yaşadığım şey bu. Ha şöyle bir durum da var. Vefa gösterene tavrım çok ayrı. Mesela şöyle de oluyor. Adamın işi bitiyor, seni görmüyor. Ondan sonra işi düşüyor, geliyor. Ben öyleleri kovuyorum. Hiç şeyine bakmam. Benim işim burada. Derste bana bir şey sorar, şey yapar. Ben burada. Ama ders dışına çıktığım zaman benim ona ne gülmem, ne konuşmam, ne şey yapmam bir gereği yok. Öyle bir mecburiyetim de yok. Dolayısıyla vefalıysa arası vel aynı. O zaman da şey yapıyorum. Ama değilse, unutmuşsa git başka kabir. Çok öyle geri döndürdüğüm de olmuştur. Ama tam tersi. Vefa gösterip de hala daha yardımcı olduğum kişiler de var. Bazı öğrenciler var. Mesela 200 tane öğrencim olduysa içinde 3-4 tane seçme. Bazen test ediyorsun insanların duruşun nerede. Mesela en bilinmeyen şeyleri paylaştım. Mesela sizlerle bir şey paylaşıyorum ya. Mesela vefalı gördüm bazı öğrenciler 3-4 tane. Onlar çok daha özel şeyler paylaşabiliyorum. Benim zihnimde şu an sıralı. Ha şu da var mesela öğrenci öğretmene vefa gösterir. Öğretmen öğrenciye de vefa gösterir. Ben onu da yapıyorum. Yani onu da yapmak lazım. Ya yani şöyle hep ben bekleyeyim. Bazı öğrencilerim var. En zor günlerimde mesela beni yalnız bırakmadı. Onları kesinlikle unutmuyorum. Hep öncelikleri ona veriyorum. Bir fırsat varsa onlara söylüyorum. Yol gösteriyorum. Dolayısıyla bu da ne? Vefa gereği. 2-3 sene belki okulda sıkıntılar yaşadım. Mahkeme, bilmem ne. Birçok kişi diğer tarafta olarak düşündü. Veyahut ses çıkarmayarak yanımda olmadı ama bazı öğrenciler geldi hocam. Ben sizin suçsuz olduğunuza inanıyorum. Daha olayın ilk başında. Bana bunu diyen öğrenciler oldu. Onların yüzünü kara çıkarmadım. Mesela öğrencileri unutmuyorum. Unutmam da. Değişik vesileler görürüm, çağırırım, muhabbet ederim. Bu da benim vefa anlayışım. Şimdi ben vefasız da vefalıyı aynı kefeye koyarsam olur mu? Olmaz. Yani dolayısıyla vefa aslında çok önemli bir kavram. Yani bunu anlatıyorum dersiniz biz bunu yapıyoruz mu? Ben mesela eski hocalarımı ararım. Gazi'deki
Yüksek lisanstaki ararım, hatta çoğu hoca şey der ya, bir tek sen arıyorsun der. Yani bir tek ben mi arıyorum, şaşırıyorum. Yüksek lisanstaki Nevin hocam. Ya diğer arkadaşın diyor, diğer hiç kimse arayan yok diyor. Ben arayınca şaşırıyor. Mesela öyle bir beklentisi yok. Ama ben arayınca bir garip oluyor. Selma hocam var. Üniversitede tek onu ararım. Neden? Mesela ben Arapça çalıştığım zaman kaç hocanın odasına gittiysen hepsi işim gücüm var demiştir. Bir tek Selma hoca beni kabul etmiştir. Odasına girmişimdir. Bütün sorularımı cevaplamıştır. Her seferinde hiç geri çevirmedi. Ben onu hala ararım. Açtığında da bana oğlum der. Daha geçen YouTube'da videosunu yayınladım. Selma hocama ders diye bir hatıra. Onu da gönderdim. Çok sevindi. Mesela orada hocamı diğerlerinden ayırıyorum. Diğerleri işimiz gücümüz var dedi. E ne yapayım ben sen? Seni arayıp sormam yani. Ha, işin gücün de olabilir ama işin gücün olmadığı zaman da çağırırsın, şey yaparsın. Adam kovmak için yer arıyor. Dolayısıyla elhamdülillah ben bunu, ha, %100 olması çok zor. Çünkü günümüzde oradasın, buradasın, birçok kişiyle tanışıyorsun. Ama bir bahaneye bakarak bir vesileyle ne yapmaya çalışmak lazım? İnsanın vefasını göstermesi lazım. Evet, bu açıdan bakacak olursak, sizlerde bir şey uyandı mı şu an? Buyur. İki şey yaptılar. Bir tanesi, babam geçen sene bir tane hocası da okul hocası. 30 senelerinde hocası oldu. Ermeni olmuştu. O zaman ateistçiler iyiydi. Yani çok karışık bir ilgiler iyiydi. Aramış, söylemiş ya sana böyle bir konuşsun. Sizin doğum günüsüne şey yapıyorum. Tebrik ediyorum. Mutlu olsun doğum günü. Evet. Olacak sonra oldu. Tanımış, anlamış, bayağı. Allah Allah. Aynı için çok sağ ol. Valla canım. Oğlum sana kare lazım. Onu hatırlattılar. Bir de ikinci şey hatırlattım. Bir haftadır ben böyle bir şey düşünüyorum. Ben meslek hocalarım var. Gerçekten de yakınlarımız falan var. Ben düşünüyorum. Şimdi siz bana daha da motivasyon yaptınız. Daha da uzun. Yani yapma. Bir onlara yaptım. Söylemeye ki ay hocam siz ben hocam oldum. Sizin hakkınız var. Bilmek istemem ne oldu falan. Herhalde bir şey var. Söyleme isterdim. Çok ben oraya girdim. Böyle olur. Böyle. Yani. Ben, güzel olur. Mesela şu güzel bir davranış oluyor. Liseden mezun olmuş arkadaşlar bazen eski okulları ziyaret ediyor. Yani ben öyle yapılan şeylerde çok memnun oluyorum. Bazıları da mesela mezun oluyor bir daha uğramıyor oraya. Koçak dinliyor mu? Bu Arapça değil bak. Hayat ders. Öndeki diğer ikisi de. Onlar her yerde öğrenir. Her yerde dinlersin. Dinliyorsun. Evet, bir şey diyeceksin Çeri. Hocam, dedemin bir tane arkadaşı vardı. Aşağı bölgeden. Ben sana verdim. Bu Ankara'ya gitmişti. Ondan sonra kesinmişti. Kulmaya bombalıktan düşmüştü. Dedem Ankara'ya gitmişti yanına ölmeye. Sonra bir iki hafta sonra ölmüştü. Dedemle beraber şey gittik. Demiş ki vasiyeti, dedem geldiği zaman yüzüne toprağı ol sevsin. Gözlerine toprağı ol sevsin demişti. Evet. Allah Allah Allah. Dedemin manasını diyor ki dersen diyor. Bu dünya geçici, bir avuç toprak göz kapatmaya geçiyor. İşte hani bayağı şey olmuş. Vefa ile ilgisi ne? Şimdi bunlar sadece şey ya, o toprağı başkasının atmasına dönüşmüş yapabilir ama... Yani ona atmasın, at demesindeki sebep geçmişle ilgili muhabbeti. Evet, ha, o zaman olur. Son dediğin kapanış bir enteresan oldu. Evet, mesela geçen sene de mesela anlattım. Bir öğrenci bir şunu dedi. Hocam dedi, çok sevdiğim bir öğretmen var dedi. Ama hiç siz anlatana kadar onu aramam gerektiğini düşünmedim dedi. Seviyorum dedi. Numarasını da silmiş. Hocam numarasını da sildim dedi. Ama anlattığı zaman çok seviyorum. E dedim niye sildin? Hocam bilmiyorum niye sildim. Yani konuş. Sonra ben anlatınca yani yaptığı yanlış anladı. Ya aradı ya aramadı bilmiyorum. Ama ertesi gün bana şey dedi. Hocam bana düşünme fırsatı verdiniz dedi. Böyle bunları anlattığım zaman böyle bir uyanış oluyor. Tabii kitabımızın güzel tarafı, böyle ahlaki konularla ilgili noktalar var. Fark ediyorsunuz ben bunlara gelince, bir önceki ders cömertlik, onun öncesi işte doğruluk vesaire. Aslında eğitim, öğretimin bir parçası da budur. Yani biz size bazı şeyleri söylemezsek, yani öğrenci fark etmiyor, böyle yaşıyor. O inşallah bir ne uyandırdık? Hocam mesela isteriniz dediniz, yani mesela... Beni soruları cevaplamayan öğretmenleri ben yüzüne bile bakmadım. Hani plan aramadım. Yani. Hocam bize de olmadı da Allah razı olsun hepsi sorularına cevapladı. Ondan sonra mesela bu yıl da öyle hocam soruyu cevaplamayan olmadı.
Hocam ortaokulda mesela oralara gidiyoruz biz. Türkçe öğretmenlerine, matematik öğretmenlerine. Onlar diyorlar başımızda iş falan var diye. Sonra işte o zaman çok muhabbetimiz oldu. Arayıp sormadım. İyi ki aramamışım. Bunlar feleciymiş. Yani feleci aramamış. O evet. Yani dolayısıyla bu konuyu madem vesile anlattık, sizden yarın soracağım şey ne düşündünüz? Bununla ilgili geçmişe dair sorgulama yaptınız mı? Geleceğe dair bir şeyler yapmayı planlıyorsunuz mu? Aklınıza biri geldi, aa bu bana çok büyük bir iyilik yapmıştı, bunu aramayı düşündüm dediniz mi? Eyleme geçtiniz mi? Merak ediyorum. Yarın... Nasıl? Vefasızlardan çok okuyorsun. Yani evet. Ben ondan genelde okuyorum. Ha, vefasızlığı unutmuyorsun. Yani o da işte bir zincirleme. O vefasız oluyor, sonra o ne oluyor? Ama birileri bir yerde dur deyip, yani nasıl namaz kılmayan bir insan namaza başlaması önemliyse, toplum namaz kılmıyor diye ben de namaz kılmıyorum demiyorsa, toplum vefasız olsa bile kişinin vefalı olması İslam'ın parçası. Yani çoğu insan şunu diyor, hocam ben sözünde duran biriydim ama çevreme baktım kimse sözünde durmuyor, ben de durmuyorum. Yani çevrendeki insanların sözünde durmaması seni bağlamaz. Seni Kur'an ve hadis bağlar. Sen sözünde durursun. O durmazsa o kendi kaybeder. Sen de durmazsan senin iradenin zayıflığı ortaya çıkar. Sen bir bahaneye bakıyormuşsun. Zaten içinden geçmiyormuş. Dolayısıyla çevrenin vefasızlığı seni ilgilendirmemesi lazım. Ha, bireysel olarak bir vefasızlık yapmışsa o ayrı ama genel olarak ne yapmak lazım? Vefalı olmak lazım. Evet, şimdi parçaya gelelim. Yine belki bazı noktalar açılır. Değiniriz. Önemli bir konu. Düşünmenizi istiyorum. Ha mesela hocama sorayım. Sizin elinizden de çok kişiler geçmiştir tezgahınızdan. Mesela vefalı bir yerin parmakları çıkıyor mu? Nasıl? Ha, görmediniz. O zaman dediğim doğru. Uyduruk değil. Hasta hocam vefalı falan geçtiysen yani yolda görse sen de yine dolaşır. Ha mesela o da beni çok üzüyor. Mesela çarşıya çıkıyorum. Bir öğrenci yanından geçiyor beni görmemek için yol değiştiriyor. Ya hocanı görmüşüm bir selam ver. Yani bu sınıfta öğretmenim oraya gitti lan. Mesela oran şöyle. 10 öğrencinin 8-9'u selam vermiyor. Oo. Selam vermemek için kaçıyor. Ya bir gel selam ver nasılsın hocam? Yani ben mi gideceğim seni? Ben dışarıda mesela gidip kendim şey yapmam. Sen geleceksin şey yapacaksın. Ha çok böyle samimiyet ilişkin varsa kendim de görsem şey yaparım. Ama bazıları fevalanla muhabbet ediyor. Fahri gibi karşılıklı geliyor dışarıda seni görmüyor. Ha mesela Fahri ile karşılaştık değil mi kantinde? Şey simitçide. Geldim selam verdim değil mi? Anne babası vardı. Ama bazıları şöyle yapıyor. Orada o kendi bir yerde... Yani orada görmüşsün, selam verirsin, afiyet olsun dersin, geçersin yerine yani. Bunu yapmayan şeyler var. Yanında oturuyor, görmüyor. Yani enteresan bir şey. Yani bu hoş değil. Ya sevmediğin hoca olur, hayrı yoktur, adam bir şey diyemem ama burada sen seviyor gibi göründüğün birini gelip sokakta bile şey yapmıyorsan, gözünü kapıyorsan hoş bir durum olmuyor. Evet, neyse. Gelelim bakalım. Yani bu parça bu yönüyle müthiş bir parça. Ne diyor? Celese Seyyid Halid yeteemmelü levhâtet kethîrâ el-muallekâti alâ cüdurâni beytihî. Evet. Halid. Resimdeki kişinin ismi Halid Efendi. Ne yapmış? Oturmuş. Ne için? Yeteemmelü. Teemmele. Yeteemmelü. Düşünmek. Evet. Tekrarının eş anlamlısı diyebiliriz. Düşünmeye başladı. Niye? El-levhâtil kethîrâ. Çok tabloları. Birçok tabloyu. Nasıl? Muallaka. Evet, bu kelimede nasıl bir yönü var? Aslı, allaka. Allaka, asmak demek. Mesela tarihte muallaka-i seb'a var. Bilen var mı bunu? Yani eskiden Araplarda şiir, hitabet, dili kullanmak ne çok önemli. Özellikle şiir yazmak. Her sene toplandıkları panayırlarda şairler gelip en güzel şiirleri okuyor. Onların arasından 7 tane en güzeli Kabe'ye asılıyor. O yüzden buna ne demiş? Muallaka-i Seba. 7 askı demiş. Mesela
Hacer-i Muallaka var Kudüs'te. Kayanın bir zaman havada asılı olduğu söyleniyor. Muallakta kaldı diyoruz mesela. Mesele muallakta kaldı. Yani havada kaldı. Yere inmedi. Yani mesele derin boyutlarında tartışılmadı demek. Yani Türkçemizde girmiş bir kelime. Dolayısıyla asılı. Birçok yer var düşünmeye başladı. Nereye? Cüdvan, cidar. Yani duvara, duvarlarına. Beytihi evinin duvarlarına asılı birçok levhayı düşünmeye başladı. Demek ki resimde olduğu gibi her yer şey dolu. Ne bunlar? İnne hâtu zekkiruhu. Zekkara yüzekkiru. Hatırlatmak. Zekkara anmak. Zekkara hatırlatmak. Onu hatırladım diyor. Zekkara hatırlamak. Evet, burada ise Zekkara. O levhalar Halit Efendi'ye hatırlatıyor. Neyi? Ehle, huluf, halve, tatlıdan geliyor. En tatlı. Yani hayati, hayatının en tatlı günlerini ona hatırlatıyor. Emekli olmuş oturuyor, tablolara bakıyor. Kafasında bir sürü şey canlanıyor. İnnehe. O tablolar nedir? He, ta'ni. Ala yani. Şu anlama gelmekte. Lehül kesir. Onun için. Halit Efendi için el kesir. Birçok şey ifade etmekte. Yani iki üç tane o tablo değil. Onun arkasında ne var? Büyük bir mana var. O tablolar onun için çok şey ifade etmekte. Fehüne ve hüneke. Burada orada. Bunu nasıl yorumlayacağız? Eşşehadatü l-ilmiye. Burada diyor ne var? Diploma var. Yani üniversite yüksek lisans diploması. Burada ise ne var? Cevaiz. Caize. Ödüller. Ne ödülü? Tekrim. Onur. Yani takdir, onur. Ödülü. Yani bir tarafta duvara bakıyor. Bir tarafta diplomalar. Bir tarafta ödüller var. Yani bunu nasıl yorumladım? Hünerlerke bir tarafta şöyle, diğer tarafta şöyle diye yorumladık. Evet, kable senevatin kâne hâder acûz müderrisen kabîran anâşûran beyne zümelâi. Evet, seneler önce kâne hâder acûz, acûz yaşlı. Bu aciz, yaşlı kimse neydi? Müderris, yani muallim. Eş anlamlısı. Kabîr, kibra, deneyim, uzman. Yani alanında uzman bir kişi, bir meşhur, tanınan biri. Nerede? Beyne zümelâi. Meslektaşları. Meslektaşlar arasında. Ha, zemîl. Aslında ne? Zemîl. Meslektaşları arasında tanınan, uzman bir öğretmendi. Kâne yeş'uru. Ne hissediyordu? Bi enne külle tâlib ibnühü. Tüm öğrenciler hissediyordu. Tüm değil. Evet. Söyle bak. Nekra. Her. Evet. Her bir öğrencisinin ne olduğunu düşünüyordu? İbnühü. Yani her bir öğrencisinin oğlu görüyordu. Oğluyla öğrenciler arasında fark görmüyordu. Ve yestahikku. İstahak ve yestahikku. Hak etmek. Hak ettiğini düşünüyordu. Neyi? Bu öğrencilerin ne olması gerektiğini. Racülen nacihan fil müstakbel. Başarılı bir birey, adam olmalarını hak ettiğini. Adam olmaları gerektiğini hak ettiğini düşünüyor. Yani her bir öğrenci kendi oğlu görüp onların gelecekte başarılı bir birey olmayı hak ettiğini düşünüyordu. Lidelike bu yüzden ne yaptı? Bedere cehd. Mesela şununla beraber düşünün. Cehd çaba demek. Çaba harcamak. Ne yapıyordu? Külle cehdihi. Tüm çabasını harcıyordu. Ne için? Liyuhakkika. Gerçekleştirmek için. Şu gerçekleştirmek. Tahkik. Evet, hâdel hedef. Bu hedefi, bu amacı gerçekleştirmek için tüm çabasını ne yapıyordu? Harcıyordu. Kâne mahbûben. Mahbub, hub. Sevilen. Sevilen biriydi. Nerede? Ledet tullâb. Özellikle bak öğrenci ve öğretmen birbirinden ayrılmıyor.
hem öğrenciler hem de meslektaşlar arasında ne? Sevilen biriydi. وَكُلُّهُمْ يَحْتَرِمُونَ عِلْمَهُ وَجُهُودَهُ كُلُّهُمْ yani onlar hem meslektaşlar hem de öğrenci, hem öğrenci hem öğretmenler يَحْتَرِمُونَ يَحْتَرَمَ يَحْتَرِمُ İhtiram, saygı gösteriyorlardı. Neye? İlim. İlim, bilgisine. Cuhud, şunun çoğulu. Cehd, çaba. Çabalar. Yani gayretlerine, ilmine saygı gösteriyordu. Fakat emdâ hayâtehu kullehâ beyne teallüm ve te'alîm. Şu iki tarif, ince bir fark var arada. Öğretmeye ve öğretmeye. Teallüm, öğrenmek. Bu ise öğretmek. Şu sorulabilir. Yani bazı öğretmenlerin anlayışı şu, ben öğretmen oldum artık. Öğretici makamı bir şey öğrenmem. En iyi öğretmen öğretirken öğrenme faaliyetini sürdüren kişidir. Çünkü hayat sürekli güncelleniyor, yenileniyor. Yeni bilgiler var, taze bilgiler var. Dolayısıyla bir öğretmen şu iddiada bulunamaz. Ya ben öğrendim, her şey bitti. Bundan sonra bir şey öğrenmeyeceğim. Asıl öğretmen nedir? Öğretecek, aynı zamanda fırsat buldukça da öğrenecek. Öğretmek de ta'alim ve ta'alim. O üç tane bahtı değil. Alleme, öğretmek de alleme öğrenmek. Bahtı da o. Bak, daha görmedim onları. Kur'an hadislerine geçiyor bununla ilgili. Hayrukum. Ben ta'alleme. Aynı fiil geçiyor. Ben ta'alleme. Kur'an'ı. Nasıldır? Hayrukum men ta'alleme Kur'an'ı ve allemehu. Siz neden hayırlınız? Öğrene, öğreten. Ta'allüm öğrenmek, alleme öğretmek. Dolayısıyla emdâ hayatını geçirdi. Külle tümünü nasıl geçirdi? Öğrenmek ve öğretmek de. Yani öğrenip öğreterek. Öğrenmeyi de öne alıyor bak. Her öğretmen öğrenir. Evet, her öğretmen. Niye hayatı kullaha? Niye ha? Orada niye ha? Orada hayata gidiyor. Hayat. Burada ileride göreceğiz, tehdit konusu var. Daha görmedik. Bu ha nereye gidiyor? Hayatının tümü. Yani külle burada da olabilirdi. Ama farklı bir yapı var, onu ileride göreceğiz. Tüm hayatını. Evet, burada da anlatıyor. Nasıl oluyor? Hem öğrenmek, öğretmek. Sabahan kâne ya'iş beyne tullâbi. Yani gündüz sabah vakti öğretme işini öğrencilerine yapıyor. Yani okula gidiyor, öğretme faaliyetinde. Ama akşam beyne kütübi. Kitaplar arasında olması ne demek? Akşam da kendini yetiştiriyor. Akşam bakıyor, yeni bilgiler neler? Artı neler öğrenebilirim? Artı nasıl faydalı olabilirim? Bunun çabasında. Şunu söylese öğretmen, ya ben her şeyi biliyorum. Bir şey getirmeyeyim. O hissedilir. Yani en iyi öğretmen bile olsa, insan ders hazır gelmezse, kendini güncellemezse geride kalır. Ben mesela Isparta öğretmenken bir imamın evine gitmiştim. Bir öğrencinin babası imamdı. Baktım evde kitap yok. Öğrenciye ziyaret edince kitaplara bakardım. Kitap var mı yok mu? Dedim babasına, kitaplarınız nerede? Şurada var ya dedi 3-4 tane. Dedim nasıl ya, sen imamsın, kızın imamatik okuyor bir şey. Bana ne cevap verdi biliyor musun? Dedi de hocam ne gerek var diyor, her sene aynı şeyi tekrar ediyorum diyor. Aynen bana bunu cevap verdi ya. Kitap yok elimde. Aynı şeyi tekrar ediyorum ki. Bu imam, lan imamlık olur mu, aynı şeyi tekrar ediyor. Olmaz. İsterse bugün en güzel şeyini yapsın. Mesela ben belki bu kitabı 4-5 kere şu an tekrar ettim her sene, ama gelmeden önce bir bakıyorum. Aldığım notlara bakıyorum, yeni bilgiler var mı bakıyorum. Veyahut da planlamasını yapıyorum. Nasıl bu hafta vaktini bitiririm. Eğer bunu yapmazsam başarılı olamam. Bir yerde eksik gider. Dolayısıyla siz de öğretmen olursanız, ya ben üniversitede her şeyi öğrendim. Her şeyi öğrenmiyorum da. Ama bu iddialı olanlar yanılır. Derse hazırlıklı girmekle girmemek arasında dağlar kadar fark var. Kasabahan, Mustafa, kasabahan. Yani fena. Yapmak. Kasabahan. Neyi mi soruyor? Fena. Yani bu cümleye başlama hakkı. Sizin bir anlamı yok orada.
Yani sabahleyin öğrencilerle akşamda kitaplar arasında. Habbe amel ödülü. Öğretmeseler. Amel. Burada iş. Yani bak şu karışabilir. Biri ilim. Biri amel. Ve amile fihi sıdkın ve ihlas. O işte samimi ve doğru bir şekilde çalıştı. Yani doğru işini doğru yaptı ve içten yaptı. Yani severek yaptı. Sevmeyerek değil. Münzu hamsu senevet. Buradaki münzu tembeli. Kavliyle eş anlamlı. Beslememeli. Bir anlamı tembeli. Bir anlamı önce. Burada önce anlamında. 5 sene önce fa'ade. Fa'ade fa'ade. Oturmaktan fa'ade emekli olmak. Ustaz bir dakika, bir dakika. Beş sene önce. Bankalarım ben. Önce. Burada önce anlamında. Bazı yerlerde denbeli de kullanılır. Buradaki anlam önce. 5 sene önce takade. Emekli oldu. Evet. Makat diyoruz ya makadın. Neden makadı? Oturuyoruz ya üzerine. Kaade. Mesela kuut, kaat, kade-i ahire, zül kaade. Hepsi oturmakla ilgili bunların. Kaide. Kaide. Güzel. Kaide oturmuş. O kural oturmuş. Kaide. Dolayısıyla onlar takade burada emekli olan. Emekli olan oturuyor ya. 5 sene önce emekli oldu ve terekat tedris. Çalışmayı tek et bıraktı. Eş anlamlısı burada. Talim tedris. İşte eş anlamlı. Öğretmeyi bıraktı. Ders vermeyi bıraktı. Fela yasatıyor en ezzihar. Gidemiyor. Nereye? Okula. Ve ne yapamıyor? Talim ettuller. Öğretim ve öğrencilere ders veremiyor. Talim, öğretim faaliyetinde bulunamıyor. Şimdi asıl acıklı noktaya geliyoruz. Birçok öğretmenin yaşadığı ve yaşayacağı biz en yakın durumdayız şu an. Yani o akıbete en yakın durumda biziz. Sizler de adaysınız. İleride öğretmen, imam vesaire olursanız. O zaman da şimdi olacak da aday. Yani bu durumu şimdiden hesaplayın. Ne yaşayacaksınız? Tablolara bakacaksınız. Şimdi artık resimler var. Videolara bakacağız. Aa, siz o video var. Ha, videoları izleyeceğiz. Teselli olacağız videolarda. Evet. Lekad asbaha minel madi. Bunu nasıl yorumlayacağız? Her şey mazide kaldı, geçmişte kaldı. Asbaha oldu minel madi. Her şey geçmişte kaldı. Yani bu çalıştı, çabaladı, öğrenci yetiştirdi, öğretmenlerle ilişkiler kurdu, sabah öğretti, akşam kitaplar arasında vesaire. Bunların hepsi geçmişte kaldı. Ve şimdi yavaşlayın. Evet, bu dünya böyle. Nesiyehu telamizuhu ve sümelâhu. Nesiye? Unuttu. Hü. Kimi? Onu, yani o hocayı unuttu. Kim? İş arkadaşını mı? Öğrenciler ve iş arkadaşı. Evet, burada öğrenci öğretmen farkı yapmıyor dikkat ediyorsanız. Öğretmenin ve öğretmene gösterilen vefa sadece öğrenciden değil, öğretmenden de geliyor. Yani bunu daha şey olmadan ben yaşıyorum mesela. Mesela ceza yedik kaç kişi gelip şey yaptı sordu dersen bir elin parmağını geçmez yani. Ya ceza yemiştim, şu an aklandım, paylaştık, söyledik. O iki senelik bir süreç var ya. Yani bir insan mesela hata da yapabilir, yanlışın da olabilirdi, yok da elhamdülillah. Ama mesela şey beklerdim meslektaşlarından, yani bir geçmiş olsun vesaire. Beklerdim yani, bunu görmedim mesela 3-4 kişi dışında. Mesela şeyi meslektaşlarına, ya diyorsun öğrencilere böyle ama bazı meslektaşlarına göre vefasızı onunla da görebiliyor. Yani bu da ayrı bir işte kitap oyunu da kaçırmamış. Bunu yazan kimse kendi buna yaşamış. Yani çekmiş hocam. Bir şeyler hissetmiş. Bütün detaylarıyla yaşamış. Çabalamış, şey yapmış en son. Yaşlı olmuş, oturmuş, bunu yazmış. Başka birinin gözüyle. Bunu şimdi bu anlatmıyor. En son bunun gözüyle. Evet, onu öğrenci ve öğretmenleri yani meslektaşları ne yaptı? Unuttu. Bu bedeye yaşıyor. Ne hissetmeye başladı? Ha, burası. Şey.
Yaşıyorum. En de cüz bir parça olduğunu. Efes mobilya. Evin mobilyasının bir parçası. Yani şu mobilya bilmem sapı. Biz ona ne diyoruz Türkçe'de? Mesela hurdaya çıkmak, zurnanın son deliği, dış kapının dış mandalı. Kullan paçavra gibi atılmak. Yani kendisini öyle seçmiş. Ha. Yani öğrenciler kullanmış, öğretmenler kullanmış. Ondan sonra ne arayan var, ne soran. Yani evin mobilyası değerlidir ama evin mobilyasının alakasız bir parçası olur kimsenin bilmediği. O önemsenmez. Dolayısıyla dış kapının dış mandalı durumu olmuş. Değil mi Huzeyfe mi? Şey mi görüşüyorsunuz? Gelecekte ne olacak abi? Hocam bizim tabi tartıştık. Hani, ha. Hepimiz evin önemsiz. Başkasında zurnanın son deliği dedi. Ben dedim ki o farklıymış. Yani o can alıcı. Olmaz mı? Zurnanın son deliği. Zurnanın son deliği yani can alıcı bir nokta gibi sanki. Yok. Öden önceki son çıkış gibi bir anlamı mı hocam? Zurnanın son deliği yani işte en son, en son sensin yani en gereksiz. Yani ihtiyaç duyulmayan. İşte zurnadaki son delik çok az kullanılıyor ya. Az kullanılıyor. O deliğe ihtiyaç duyarsa da duymazsa. Gerekiyor. Asıl ihtiyaç üsttekiler. Zurnanın son deliği işte tam bizim karşılığı o. Yani evin mobilyası var. Mesela şu sandalye, masa. Mesela burada hangi parça gereksiz olabilir şu? Mesela çantaya astığınız yer. Kimse oraya... Bu değildir. Şu lastik ya. Hah. Mesela o lastik gibi bir şey. Veyahut o lastiğin arkasındaki vida. Yani adam kendisini vida. Önceden kendisini sandalye görüyordu. Şimdi kendisini vida görüyor. Yani kimsenin bakıp değerlendirmeyeceği bir nokta. La faidete min. Faydası olmayan. Yani faydası olmadığı için. İnnehu yenaha. Burası iyice acıkçı artıyor. La minha. La faidete min. Kendisinden fayda yok. Yani faydası olmayan mobilyanın bir parçası. İnnehu yenâmü ba'de kullin nâs. Uyuyor. O sonra uyuyor. Tüm insanlardan sonra uyuyor. Sizin gibi internet vesaire. Ben dolayı herkesten sonra uyumuyor. Kalbi ızdırap dolu. Geçmişini hatırlıyor. Bakıyor. Yapayalnız kalmış. Uyku tat vermiyor. Önceden çalışıyordu, çabalıyordu. Tatlı bir yorgunluğu oluyordu. Pat diye düşüyordu. Ama şimdi... Yapacak iş yok, hatırlayan yok, soran yok. Ne yapıyor? Yenen var da külünler. Tüm insanlardan sonra uyuyor. Uyuyor, hatta uyudu bir şekilde. Uyku tat veriyor mu? Yastaykozu kabrını. Onlar da önce kalkıyor. Yani azıcık ihtiyacını görecek kadar uyuyor. Çok iyi. Madem çok iyi. Madem <hocam, gülüyor> iyice kararsız olmanız. Yani tam bir şey.